Güzel bir gün. Hava bayağı sıcak ya Vedat. -4, -5 falandır herhalde. Ya, -15, -20'lerden kurtulduk bak. Her sabah kalktığımızda -20 derece. Ne güzel, bahar havası, -5 falan. Ne güzel. Ya, arabayı çalıştıralım. Adamı görüyorlar zaten. Geliyorlar mı? Merhaba. Günler gelmiş ya. Sert, ne haber? Sağ olun. Seni sormalı. İyidir. Zorlu bir yolculuk. Merhaba. Memnun oldum. Bayağı zorlu bir yolculuk. Sen işçiliğin bak. Yaban hayatı 2. Merhabalar. Merhabalar. Bu sabah duydu. Evet. Hoş geldiniz. Bayağı da zorlu bir yoldan geliyoruz. Evet. Zorlu bir yoldan. Ama zorlu bir araçla gelmişiz. Sıkıntıya alışık. Şimdi hava bugün bizim için müsait. Programımızı değişik yönlere kaydırabiliriz ama ben diyorum ki güzel ve farklı bir iş yapalım. Hı hı. Bugün bu bölgede biliyorsun Ayşe Gülhan'la beraber çalıştığımız yaban hayatı koruma projelerinde takip ettiğimiz kurtlar var. Üzerlerine verici yerleştirilmiş olan, yazın yakaladığımız. Onları beraber aramaya çıkalım. Tamamdır. Hem bölgenin güzelliklerine de bir göz atmış oluruz. Hem de hayvanlara mümkün olursa yaklaşıp görme şansımız olmasa da üzerlerindeki verileri transfer ederiz beraber. Böyle farklı bir iş olmuş olur. Sizin için de bence eğlenceli olur. Bir bakalım şansımıza. Onlara denk gelirsek en azından verileri transfer etmiş oluruz. Parkuru da görebileceğiz galiba. Tabii tabii. En azından o parkurda çıkmış oluruz. Şehitler anma yürüyüşünün yapıldığı yeri de kendi gözlerimize görmüş oluruz. Tamamdır. Çok güzel. Çıkalım. Hazırsanız. Tamam. Tamam. Gördüğünüz hemen şu tepede bir sürü halinde bir sürü buradaki bizim vericilerimizden birinin Kuzey adlı kurdumuzun bulunduğu sürü bu tepede barınıyor. Evet. Biz çoğu zaman sinyallerini alıyoruz ki birazdan da vericilerle tarama yaparız. O zaman da bunu göreceksiniz. Diğer başka bir kurdumuz yeni yavrulardan biri bu sene bıraktığımız. O da kızıl çubukla bıraktık ama takip ettik buraya kadar geldi. Şu tepede çok uzunca bir süre konakladı. Şu an kendisinden haber alamıyoruz vericilerinden. Muhtemelen alanını değiştirmiş olabilir, bir sürüye katılmış olabilir. Çünkü başına bir şey gelseydi en azından vericiden bunu algılayabilirdik. Ayşe bir tarama yapalım. Bir bayız bir sinyal alır gibi oldum. İstersen bir şey yapalım. Ben bu anteni çıkartayım. Biz burada yakalayıp üzerlerine GPS ve GSM sistemi kurduğumuz kurtlarımızı araziye bu yaz bırakmıştık. Bu kurtların düzenli olarak verilerinin boyunlarındaki hard disken transfer edilmesi lazım. Bunun için de UAF alıcılarından GPS ve GSM sistemine kadar birçok teknolojiyi kullanıyoruz. Parkura girme amacımız kurtlara olabildiğince UAF vericiyle yaklaşık 500 metreden bu transferi sağlamaktı. Kurtların üzerinden transfer ettiğimiz verileri kurtlara özel bir programla, onların verileri analiz edilen bir programla analiz etmek ve ondan sonra da bunu harita üzerine atarak hayvanların ne kadar büyük bir alan gezdiğini, hangi alanlarda ne kadar vakit geçirdiğini öğreneceğiz. Bunun için el terminallerimizi bilgisayarımıza okutacağız ve daha sonra burada analiz işlemleri başlatacak. Bu yaklaşık 5 dakika sürecek bu işlem ve ondan sonra harita üstünde bu hayvanların hangi alanlarda daha fazla vakit geçirdiğini öğreneceğiz. Şimdi analiz ettiğimiz verileri harita üzerinde göreceğiz. Buna baktığın zaman yeşil nokta bizim kurduğu ilk yakaladığımız yer. Kırmızı nokta ise kurdun şu anda en son konumunu gösteriyor. Ve görüyorsunuz kurdun hareketi büyük bir alana yayılıyor. Şankaya'dan Kars'ın Selim ilçesine, Sarıkamış merkezden Alakber dağlarına kadar büyük bir alanda kurdun dolaştığını görebiliyoruz. Ama buradaki en önemli şey
kurdun, özellikle bu yaşlı kurdun, çöplük etrafındaki hareketi bu da hayvanın hazır besine alıştığını gösteriyor bize ve bu aslında çok iyi bir şey değil. Çünkü çöplükler yaban hayvanları için ekolojik tuzak özelliğini taşır. Şu an buradan sinyal alamadık. Farklı bir konuma gidip tekrar antenle sinyal almak için uğraşacağız. Güçlü bir sinyal aldığımız zaman da el termineleriyle verileri transfer etmek için çalışacağız. İlk etapta veri aldığımız alıcı bu. Önce bundan verileri var olup olmadığını yakalıyoruz. Sonra büyük antene geçip en sağlıklı bir şekilde yönlerini belirleyip yaklaşıyoruz. Sonra da yeterince yaklaştığımız zaman buradan bize zaten sinyalleri veriyor. Yeterince yaklaştığımız zaman metre evet. olarak. Bu vericiye geçip boynundaki harddiskteki biriken bilgileri yaşamına ait bir harita üzerine dökebileceğimiz kayıtları alabiliyoruz. Tam bu yol aramından parkurumuza giriş yapacağız. Hem kurtlarımızı arayacağız, hem bir kez daha rahmetli andığımız şehitlerimizi her yıl düzenlediğimiz anma yürüyüşünün başlangıç noktasından eğer yol bize müsaade ederse geçeceğiz. Bakalım inşallah kurtlarımızdan da herhangi bir sinyal alırız. Buraya kadar gelmemiz de en azından bugün için iyi bir sonucu hizmet etmiş olur. Aldık. Nasıl kalırız ya? Vallahi yol gözükmüyordu. Var ama işte kar derin olunca evet. kilitler bizi buraya kilitler. Tamam yani. Kilitlendik ha. Sorun yok ya, çekeriz hemen. Ya öbür arabada vinciniz var değil misin? Ya işte. Abi daha fazla zorlama istersen çünkü gömülüyor. Biz hemen seni alalım burada. Tamam. Ben kapımı açamıyorum zaten. O kadar battık değil mi? Tabii canım. Yani buradan bir bakarsan Sedat görürsün. Bir, ikinci metrede doğanın bize müsaade ettiği kadarıyla nihayete erdi. Ama çok güzel bir doğaydı. Ben size göstermeyi çok isterdim. Yani parkur olarak bu şu ana kadar gezdiğimiz yerler içerisinde bence en güzeliydi. Çünkü her tarafımız direkt ormanların içerisinde yol alacaktık. Ama alamadık. Tam Kızılçubuk Köyü'nden başlıyor. Kızılçubuk Köyü eski bir yerleşim merkezi. Kızılçubuk Köyü'nden sağa dönersek Milli Park'a giriyoruz. Ki ileri alın edersek diyoruz. Ama sola döndüğümüz zaman Allah-u Ekber Dağı'nın hemen alt hizasından Sarıkamış'a giden yine Sarıçam Ormanları içerisinde parkur var. Yaklaşık 7 kilometre falan bu yanılmıyorsam bir parkur. Ben tabi buraya müteakip defalar yürüdüm. Cidden çok duygusal bir ortam o yürüyüş. Gerek toplumun getirdiği şey açısından ama yani şunu düşünüyorum. Bu insanlar, bu şehitlerimiz o teçhizattan ne yaşadıklarını düşünmek bile istemiyorum daha doğrusu. Biz inanılmaz donanımlı bir şekilde oraya çıkarken yediğimiz rüzgarın yani sırtımdan giren rüzgarın göğsümden çıktığını hissettiğimiz oluyordu. O kadar ciddi bir zor koşulların hüküm sürdüğü bir alan. Kızılçubuk. O kilidin var mı abi? Ne? O kilidin. Benimki sana, seninkine geçmiyor. O kilidin benimde yok burada. Monte olmuyor ama. Ne yapacağız? Bir çeki alatı var arkada. Onun o kilidi yok mu? Onun o kilidi yok. Onun her tarafı kırık. Ama boşları bunun içerisinden geçirebilirsin. Bagajı açarsan orada bir çeki alatı göreceksin. Sağ tarafta da arkada bir yerde. Abi uçları kırıktır. Şu. Ha evet evet ama halka olarak benim çeki demiri yerinden geçirme şansınız var. Biz ondan araç çektik yani merak etmeyin. Şey yapar mı çeker mi? 12 tonluktur kendisi ama uçları kopmuş yani.
kışın karda buzda, gecenin -30'unda veya yazın yine çok değişken zeminlerde yol alıyoruz. Özellikle milli parkın içerisinde yol olmayan parkurlarda hareket ettiğimiz için de araçlarımıza donanım gerekiyor. Nedir? En basitinden bir vinçimizin olması, gerekli yükseltmelerin olması, gerekli lastik tertibatlarının olması. Bunlar bizim için off-road sporunun gerekleri gibi gözümse de yaptığımız için zorunluluklarıydı. Bu noktada da çok keyifle mesleğimi icra etmekteyim. Yalnız battığım yerde esaslı bir yermiş ya. Sedat, hiç demiyorsun sevgili abim nereye gidiyorsun diye. Tabii. Amaçlar evet, güzel. Araçlar güzel. Parkur güzel ama doğa ne derse olur. Aynen öyle. Tamamdır. Müdürümüz Burhan hocamla birlikte işte bir güzergah çıkacağız. Çıldır'a varmadan Doğru Yol Köyü'ne değil mi hocam? Doğru Yol Köyü'ne. Dur yaz oradaki balıkçılarla bir sohbet edelim. Balık avlayanlar varsa neyi nasıl yapalım onlara bakalım. Tamamdır. Varsa kızakla şu anda gönülün üstü uygunsa, kızak gezisi yapanlar varsa onlarla biraz vakit geçirebiliriz. Hatta göl uygunsa isteyen arkadaş aracıyla çıkabilir. Yani fark etmez. Çekeriz düşeni. Bütün bunları... Tamam. Paylaşalım beraber, tamam. Değişiklik olsun. Tamamdır. Çıkalım yola isterseniz.